Arkadaşlar merhabalar. Hem Türkiye'de hem de Suriye'de ilginç gelişmeler oluyor. Bir el adeta hem Türkiye'nin içerisinde hem de Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde düğmeye basmış gibi gözüküyor. Gerçekten kritik bir süreçten geçiyoruz. Çok önemli bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Niye? Buraya gelinceye kadar öncelikle biliyorsunuz yayın yasağı getirildi. Kayseri'de bir hadise meydana geldi. Ve bu Kayseri'deki bir istis istismar olayından kaynaklanan gösteriler, tepkiler şehirde gerçekten de işte bazı Suriyelilerin evlerinin yakılıp yıkılmasına neden oldu ve taşkınlıklar oldu, polise mukavemet oldu ve Kayseri sabaha kadar adeta uyumadı. Şimdi bütün bunlar yatıştırılırken, olaylar yavaşlarken Suriye'de enteresan gelişmeler olmaya başladı. Eş zamanlı, bakın çok önemli, eş zamanlı Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde ciddi hadiseler yaşanıyor. Türk bayraklarına yapılan saldırı, Türk tırlarına yapılan saldırılar ve Türkiye'nin orada oluşturmuş oluşturduğu, kurduğu kurumlara yönelik saldırılar. Hatta Afrin'de Türkiye'nin oradaki yönetim merkezine girme çalışmaları ve bazı kişilerin burada etkisiz hale getirildiği de ifade ediliyor. Bunlar Türkiye'ye karşı bir organize hareketin olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya nereden geldik? Neden bu olaylar oluyor? Daha doğrusu Suriye'de neler oluyor sorusunun da cevabını vermiş olalım. Tabii ki olayları abartmadan ve bunları gerçekten bir Suriye, Türkiye halklarının birbirine girmesi, içeride kaos kargaşa oluşturmak isteyen insanların ekmeğine yağ sürecek şekilde anlatmamak lazım. Bu tehlikeli bir konu. Bu gerçekten küçük bir kıvılcımın koca bir kaosa, bir e, e, işte iki halk arasındaki çatışmaya dönüşebilecek bir olay olduğunu da asla unutmayalım. Çünkü burada bir istihbarat elinin olduğu net şekilde ortaya çıkıyor. Ama değerli dostlar bugüne kadar elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar devletimizi, hükümetimizi uyarmaya çalıştık. Ve dedik ki bunun efendim işte sağıyla soluyla ya da muhafazakarıyla işte layık kesimiyle ilgisi yoktur. Bir rahatsızlık var. Dolayısıyla bu demografik yapının değiştirilmesine dönük ister bilinçli ister bilinçsiz bir çaba var. Ve Türkiye'deki Suriyeliler ya da başka işte Afganistanlılar ya da başka bir devletin buraya gelen göçmenleri vesaire filan bunları bahane ederek Türkiye'de bir iç kaos, bir iç kargaşa çıkarmak isteyen bir el var olacaktır. Niye? E çünkü Türkiye gerçekten de çok kritik bir coğrafyada yaşıyor. Coğrafyanın üzerinde kurulu. Dolayısıyla bizi rahat bırakmayacaklar. Hele hele çevremizde çok önemli gelişmeler var. Ukrayna-Rusya savaşı bütün hızıyla de devam ediyor ve burada farklı planlar yapılıyor. Bir taraftan Orta Doğu'da zaten Gazze üzerinden çıkarılmak istenen bir bölgesel savaş var. Bu Lübnan'a taşıyor ve Suriye hedefte. Suriye hedef olunca hedef Türkiye. Dolayısıyla burada çok dikkatli olunması gerektiğini defalarca söyledik. Diğer gazeteciler ne olursa olsun bizi ilgilendirmez. Herkes kendi çerçevesinde bir şeyler yapmak istiyorlar ama bakın gazeteci doğruyu söylemek zorundadır. Efendim iktidarın gazetecisi olmaz. Muhalefetin gazetecisi olmaz. Gazeteci bağımsızdır. Maalesef bu gittiği için işte bu tür olayları değerlendiren bağımsız gözle görüp insanlara ulaştıran insan sayısı azaldı. Şimdi Suriye'de neler oluyor? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarımız yakınında yani Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşturulmak istendiğini biliyor. Hepimiz biliyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada PKK YPG'ye kurdurdurulacak kurdurula, ya da onlar için kurulan bir devletin Türkiye'nin bekasını e, etkilediğini ve beka sorunu olacağını Milli Güvenlik Kurulu'nda defalarca ifade etti ve bu devletin bu terör devletinin bu devletçiğin kurulduğunda iki halk arasında Türkiye'deki Suriyeliler Suriye'nin işte e, Suriye'deki Türkler efendim işte Kürt kökenli vatandaşlarımız Bunların hepsinin arasında bir kaos kargaşa oluşturulmak istendiğini çok net olarak devletimiz biliyor. O yüzden bütün gücüyle sınırlarımızın yakınında kurulacak bir terör devletine izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Ve burada özellikle Suriye'de Rusya, İran, Türkiye bir birlik içerisinde bir mutabakat çerçevesinde güya Suriye'nin efendim bütünlüğünü isteyen İran ve Rusya var. Maalesef şimdi yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki eğer buradaki sorun çözülecekse, eğer PKK-YPG terörünün oradan e, uzaklaştırılacaksa biz Suriye ile aynı masaya otururuz. Be Beşar Esat'la aynı masaya tekrar oturabiliriz dedikten sonra bir el düğmeye bastı. Hem Türkiye'nin içerisinde hem de Suriye'de bir el gizli bir faaliyete girişti. Şimdi bunun böyle olacağı belliydi onu söyleyeyim. Yani öncelikle hani sorunu da kendimizde aramamız lazım. Bir şeyi başkasının üzerine atıp bütün suçu başkalarına yüklemek acizliktir. Bunda bizim hatamız var mı? Var. Niye? E dediğimiz gibi zamanında 19, 2011 yılından itibaren yani Suriye İç Savaşı'nın başladığı günden beri e, Türkiye'de bazı göçmen meselesi gündeme getirildi ve göçmenler Türkiye'ye geldi. Suriye'nin bazı bölümleri boşaltıldı ve PKK-YPG'ye alan açıldı. Şimdi Amerika ne yaptı? Amerika geldi o alanı doldurdu. PKK YPG kucağına tabiri caizse aldı ve adına SDG dedi. Suriye Demokratik Güçleri adı altında güya Arapları da içerisinde alacak şekilde bir kuruluş, bir kurum oluşturdu. Bir yapı oluşturdu ve bu yapıya da efendim bütün burada işte demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir yapı oluşturacağız adı altında esasında bir terör devleti oluşturmak istendiği, istediği net şekilde ortaya çıktı. Şimdi Türkiye buna direniyor. Türkiye buna direnince Amerika'da bastırıyor. Orta Doğu yeniden şekillendiği için, yeniden bir paylaşım yapıldığı için bakın şimdi Türkiye'nin Esad'la masaya oturmasına karşı çıkıyor. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye e, şu anda Suriye'deki kontrol noktalarını alırken hiç kimsenin toprağına göz dikmedi ya da hiç kimsenin toprağında kalıcı olarak oraları işgal falan etmedi. Terörle mücadele yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak terörle mücadele çerçevesinde Burada kendisini korumaya aldı. Terörü takip hakkı, terörle mücadele hakkı ve buradan diyor ki Suriye'ye eğer sen bu sınırları koruyabilirsen, eğer sen burada beni rahatsız edecek, bekamı tehlikeye atacak bir terör devletine izin vermesen ben buradan çekilir gidelim. Giderim. Ama sen sınırlarını koruyamıyorsan, sen teröre engel olamıyorsan, sen Amerika'nın buradaki işgaline, sen PKK'nın buradaki işgaline engel olamıyorsan ben sınırlarımı kendim korurum ve takip ederim. Takip hakkı, terörü takip hakkı. Şimdi bunun bu çerçevede Suriye'nin bazı noktalarını tabii ki Türkiye şu anda kontrol ediyor. Mesela Afrin. Afrin'i Türkiye kimden aldı? Suriyelilerden falan değil bakmayın. PKK orayı işgal etmişti. PKK terör örgütü, YPG terör örgütü orayı işgal etmişti ve Türkiye'ye karşı çok büyük bir tehdit oluşturuyordu ve Türk askeri oraya girdi ve orayı bir güvence altına alarak Suriyelileri orada şu anda istikam, oradaki demografik yapıyı koruyarak devam ettiriyor. İşte Cenabülsü Elbabı esaire bunları kontrol ederek Türkiye terörü dışarıda dışarıda takip etmek ülkeye girmeden terörü önleme sıkladırisi güttü. Şimdi belli ki birileri rahatsız oluyor. Bakın çok önemli bir sürece giriyoruz, önemli bir döneme giriyoruz. Dediğim gibi Orta Doğu yeniden şekilleniyor. İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Burada işini bitirmiş olacak ki şimdi Lübnan'a saldırıya hazırlanıyor. Her türlü hazırlık yapıldı. Amerika yapmayın etmeyin vesaire filan diyor ama esasında tamamen İsrail'in arkasında Lübnan'a saldıracaklar. Sonra sonra fiili olarak ki defakta olarak bugün Suriye bölünmüş durumda ama Lübnan'dan sonra sıra Suriye'ye gelecek. Suriye'de tamamen bir ayrışma, tamamen bir bölünme ve tamamen bir işgal gerçekleştirilecek. İşte bugün onun altyapısı hazırlanıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda ne dedi? Biz Esad'la görüşebiliriz sorunu çözmek için. Yani PKK'nın buradan bertaraf edilmesi, terör devletinin bertaraf edilmesi adına biz Esad'la görüşebiliriz, aynı masaya oturabiliriz dedikten sonra bir el düğmeye basarak buraya giden yani Suriye, Türk, Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelere giden tırlar yağmalandı. Tırlar efendim işte tahrip edildi bayraklarımız yakıldı ve Türkiye'nin oradaki kurumlarına sızma girişimi yaşanıyor. Orada ciddi olaylar var. İki ülkeyi ve daha doğrusu oradaki iki halkı birbirine düşman edecek bir akıl var. Bunu kim yapıyor? Dedik ki siz içeriği yani Türkiye'yi gerçekten stabil hale getirmeseniz, gerçekten demografik yapıyı bu şekilde değiştirecek hamle olursa, önlem alınmazsa, Efendim böyle tehlikeli bir şey olursa birileri bunu karşılayacak dedik. Bunun uyarısını yaptık. Ha biz biliyoruz da devlet bilmiyor mu? Elbette devlet de biliyor. Ama zamanında yapılan hatalar zinciri işte gele gele bu noktaya geldik. Şimdi aynı el Türkiye'nin içerisini karıştırdığı gibi şimdi de karşı tarafa e, e, laf atıyor. Karşı tarafa koz veriyor ve karşı tarafı da Türkiye aleyhine kışkırtıyor. İçeride dikkat edin. Şimdi Kayseri'de yaşanan olayı dışarıya ne diye veriyorlar Arap e, sosyal medyalarını e, izliyorum. E, PKK YPG terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Türkiye'deki olayı farklı farklı görüntülerle Suriyelilere aktarıyorlar. Yani Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği noktalarda yaşayan Suriyelilere gönderiyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de Suriyelilere böyle eziyet ediliyor. işte böyle yapılıyor. Halbuki Kayseri'deki olay esasında iki Suriyeli aile arasında. Ha bu fark etmez. istismar istismardır. Ayrı bir şey. Ama öyle bir yansıtıyorlar ki burada işte o yanan araçları, Gezi'de kullanılan, Gezi olaylarında yaşananları sanki Kayseri'de yaşanmış gibi Suriye'deki efendim o Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerdeki Suriyelilere gönderiyorlar. Bu nedir? İki halkı birbirine düşman ederek ve bu düşmanlığı daha da keskinleştirerek Türkiye'nin içerisinde ve Afrin'de, Cerablus'ta, işte Elbap'ta bir isyan çıkarmak. Ve bugün itibariyle Suriye'deki Türkiye'nin kontrol ettiği yerlerde bir isyan hareketi var. Bunu gizlemenin anlamı yok. Bir isyan hareketi var ve tabii ki burada gerekli müdahale yapılıyor, gerekli şeyler yapılıyor. Ama bunun belli işte halk tarafından kendiliğinden oluşmuş bir olay olarak asla görmeyin, görmemeliyiz. Bu bir organize hareket. Tabii ki bunu yaparken istihbarat örgütleri ki adını da söyleyeyim ben. Bugün CIA ve Mossad iş başındadır, sahadadır ve bu olayların perde arkasında yöneten eldir. Dolayısıyla birilerini bulacak. Kimi buluyor? Mesela Özgür Suriye Ordusu içerisinde birilerini bulamaz mı? Elbette bulur. Diğer taraftan bir organize hareket. Yani zaten PKK, YPG burada çalışıyor, sahada sivil PKK, YPG'liler var. Belki elinde silah yok ama PKK, YPG'li kişiler bu insanların arasında dolaşıyor. Ve örgütlenme, harekete baktığınızda, saldırılara baktığınızda örgütlü bir hareket olduğunu düşünüyorsunuz. Ve önümüzdeki dönemde ben maalesef bu olayların artarak devam edeceğini düşünüyorum ki Allah korusun burada tekrar tekrar uyarıyoruz. Türkiye'nin içerisine dikkat. Özellikle halkımıza söylüyoruz. Bakın evet belki göçmen konusunda halkımızda elbette şikayetçi, işte bazı siyasiler şikayetçi vesaire filan eyvallah. Ama bunu kendi elimizle, kendi adaletimizle çözmeye kalkarsak kaos kargaşaya gideriz. Yani hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, hepimiz aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Sakın ha. Yani efendim vay bu söylenti, vay bu şunu yapmış diyerek söylentilere inanmak, hele hele sosyal medyada yayılan, dolaşıma sokulan bazı dezenformasyonist hareketler, haberler dikkate alınarak asla bir hareket, bir hamle yapılmamalı. O yüzden bu günlerde çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü İsrail Lübnan'ı yutmaya karar vermiş. Lübnan'a bir harekat ya da bir operasyon ya da bir savaş e, açmak üzereler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bakın e, tarihinde çok az rastlanır bir hamle yapıyor. Bir tedbir alıyor. Bütün Amerikan üstlerinde olağanüstü bir durum söz konusu ve tedbir alınıyor. Dolayısıyla burada bir şeyler var. Belli ki Amerika bir şeye girişiyor. Belli ki bir hamle yapıyor. Bu hamlenin karşılığında da kendisine gelebilecek zararı hesaplıyor. Amerika neden kendi üçlerinde kırmızı alarm versin ve bütün Lübnan'daki vatandaşlarını, bütün Avrupa ülkeleri Amerika çekti, çekmeye de devam ediyor. O yüzden ortam karışık. Bu karışık ortamda Türkiye'nin başına iş getirmek isteyen devletler var. Efendim istihbarat örgütleri var ve içimizde bazı etki ajanları var ve normal ajanlar var. Şu anda bütün saha e, eminim bu tür etki ajanları ve klasik bildiğimiz ajanlarla dolu. Dikkatli olmak lazım. Her söylenene inanmamak lazım. Ciddiye almak lazım. Devletin söylediklerini dinlemek lazım. Yetkililerin söylediklerini dinlemek lazım. O yüzden hem Suriye'de hem de Türkiye'de tehlikeli gelişmeler var. Bu gelişmeleri devletimiz elbette yakından takip ediyor. Gerekli önlemleri de elbette alacak. Bu devlet öyle bir günde iki günde kurulan bir devlet değil. Bunun üstesinden gelecektir. Ama tabii ki yapılan hatalar tekrar edilirse bunun önünün alınamayacağını da açık ne şekilde ifade etmem gerekiyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere hoşça kalın.